Merhaba, bu videoyu yapmayı beklemiyordum aslında ama Maçoti'yi iyi biliyorsunuzdur belki bazılarınız. İngilizce konuşan, İngiliz olmayan bir YouTuber da bir 22 videoları yapıyor. O da yeniliklerden bahsediyor ve adam bir yerden eline geçmiş artık. Almış oyunu, oynamış yani. Güreşi yaratma konusundaki her şeyi gösteriyor böyle. Onun hakkında konuşmayacağım. Konuşmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de çok basit. Şöyle açıklayayım size. Bu seneki işte Creation Superstar yaratma olayı 2K20 ile aynı, 20 ile aynı, sadece daha temizlenmiş versiyonu. Çok çok ufak, gerçekten söylemeye bile değmez yenilikler var. Şey, custom render koyabiliyorsunuz, zaten bunu söylemiştim. Hazır kıyafet muhabbeti vardı, şimdi onlar kategorize edilmiş, biraz daha sayısı artırılmış. Normalde 9 tane falan hazır kıyafet vardı, şimdi 30'a 40'a yaklaşmıştır. Atıyorum güreşçi diyor, tak orada güreşçi kıyafetleri. Savaş alanı diyor, orada savaş alanı kıyafetleri. Peki bugün neye bakacağız? Zaten videonun isminden de anladığınız gibi. Neredeydi? Buradaydı. Bu oyundaki bütün yeni hareketlere bakacağız. Ben bunu çok seviyorum. Hoşuma gidiyor bunu yapmak. Dolayısıyla işte buradayız arkadaşlar. 2K22'deki bütün yeni güreş hareketleri vesaire, tauntlar. İyi olur çünkü Kerochero ile Yu Libertas'ı yaratırken bir bakacağım yani şimdi. Şu hareketi alırım, şu hareketi alırım diye önceden görmek güzel olacak. Onun dışında zaten görmeyi en çok istediğim şeylerden bir tanesi de yeni hareketlerdi. Hiç göstermiyorlardı. Şimdi 20 dakika boyunca neredeyse bunu göreceğiz. Maçoti'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Lütfen gidin ona abone olun. Aha da bakın, kanalı böyle. İngilizceniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten bu sene inanılmaz gözüme girdi benim. Çok güzel videolar atıyor, çok güzel bilgiler verdi. Yani seviyorum. Şimdi hepsini göstereceğini söylüyor. Cross Jacket, Killer Cross iyiydi. Karrion Kross'un hareketi. Goldberg 2, Goldberg. Tüm kombolar ve bir sürü kombo var. Kombo bitirici. 4, gördüğünüz gibi 4x yazıyor falan. Evet. Senin büyük bir parçası bu kombolar dedi. 50 elbow drop it. Yes, that's a brand new move. Pay attention for it. You will see it. And hadi I also bakalım. Want to say a huge thank you to 2K Kesin göstermeyecek. For giving me the opportunity ah, to record ah, evet, göstermedi. İlle videoyu izleteceksin ha. Neyse hadi bakalım. Burayı geçmedim, adam reklamını yapsın yani. In ring. Okay, arm trap suplex. Güzel. Burada bile kamera açısı değişik ve çok hoş abi. Pitana yeni hareket hayırlı olsun. Çok tatlı. Çok böyle ufak zıpladı yani. Biraz daha zıplasa daha beres dururmuş da neyse. Kimin hareketi acaba o bilmiyorum. Bu arada Ilya Dragunov'un hareketleri de vardır eminim. Ama oyunda yok kendisi. Biliyorsunuz bu arada HK20'deki DLC animasyonları çok kötüydü. Bunlar iyiye benziyor ve back suplex leg drop combo kimin acaba, çözemedim. Hah bak, bunu görmüştük, bu da yeni animasyonmuş. Türkiye Showcase videosunda görmüştük bunu. İyi vallahi ya animasyonlar. Backflip DDT. Basement drop kick. Hoşuma gitti bile. Zıplayacaksın değil mi? Zıplamazsan severim. Hah uy güzel. Adamın satışı da farklı ve güzeldi hatta. Bir tane daha basement drop kick. Kesinlikle Sasha Banks midir? Ne? Bir kadın animasyonuydu o. Biraz feminen hareket etti. Okey. Damien Priest'in finisher'ın yani signature'larında onu görmüş olduk. Burning. Bu finisher falan olarak eklemem de. Chingona Bomb. Bu da güzel. Normal hareket isteme ekleyebilirim onu yani. Özellikle Karışarı'ya gider. Çok sevmiyor. Çok garipti. Claymore 2 çok iyi ve koşarak direkt yapıyorsun. Köşeden yapmana gerek yok. Onu çok beğendim. Roman Reigns'in çok kısa dönem kullandığı, sonra giyitine geçtiği biliyorsunuz. Submission'da o. Hissettirme hareketi. Come on leg driver. Adam konuşuyor biraz. Hareket etseymiş bacağıyla, atmaya çalışsaymış yani. Bunun setup'ı çok daha güzel ama niye böyle duruyorsun tuşta? Aga yani tuş oluyorsun. Cyclone kick. Trouble in Paradise gibiydi. Aa, Tony Storm'un DDT'sini koymuşlar. Çok tatlı hareket. Bunu valla verebilirim Yu Libertas'a, biliyor musunuz? Oha. Bu da çok güzeldi.
Devlin sahiydi bunun. Devlin'in finisher'ı gayet güzel olmuş. Kafa atıyor, öyle yapıyor yani, öyle başlıyor hareket. Discus forearm. Adamların duruşu muruşu da farklı ha. Knee drop çok güzel animasyon olmuş. Akıcı gerçekten yani, güzel duruyor animasyonlar. Uuu, Shotzi'nin finisher'ı hayırlı uğurlu olsun. Pinlisini de göster. Pinlisini göstermedi, terbiyesiz. Genel olarak özellikle springboardlar, üst, yani üstten zıplayarak yapılan hareketler falan çok güzel olmuş. Okay, Doomsday Saito. Kimin acaba o finisher? Signature'da olabilir. Aa, bu hareket yani o kadar kaliteli durmuyor bazı animasyonlara baktığımızda. Bu mesela çok daha akıcı. Exploder. 7 tane olmuş bile. Triple H'e selam olsun, herhalde onun animasyonudur. Four, satış çok güzeldi. Hep böyle mi satıyor? Yoksa farklı mı? Oo, kim lan bu? Bu kimdi? Aa, unuttum. Herhalde şeydir. Yine çok kötü abi. Angelo Dawkins'in Frog Splash'ı bu değildir umuyorum ya. Bilmiyorsanız çünkü Angelo Dawkins hani çok güzel oydu değil mi? Montez Ford değildi. F10 mi? Oha! Abi direkt koymuşlar F10'i. This is war. Anasını satayım. Gamengiri. Ne oğlum, AEW oyunu bu mu yoksa? Biz yanlış oyuna mı bakıyorduk AEW diye? Meğerse 2K22'ymiş o. Gory Slam. Oo, hadi lan. Kimin hareketi bilmiyorum ama çok güzeldi. Yamalak Suplex. Suplex Suplex değil. İlginç. İlginç. Güzel bir variation olmuş. Aha! John Morrison. Ay, John Morrison'ın hareketi. Çok beğendim ayrıca. Güzel. John Morrison oynamak eğlenceli olacak kesinlikle. Kushida'ya selam olsun. Selam olsun. Pes ettirdiğini gösterseydin. Neyse, gayet akıcı bir şekilde giriyor Howard Board lucklara Kushida. Inverted Senton. Senton. Neydi kadının adı? Nixon Newell mıydı? Unuttum. Yakın zamanda da bir de birden giden. Cross jacket arkadan. Hem şeye de verirsin bunu ya. Samoa Joe'ya da verirsin. O kadar sırıtmaz. Aynen, aynı hesap zaten. Samoa Joe'nun o eski animasyondan bıktım. 3 tane cross jacket animasyonu var. Hepsi de çok güzel bu arada. Ama hepsi güzel diyemeyeceğim. Eli böyle pıt oluyor bir anda. Bu da hoşmuş. Komboları da merak ediyorum şimdiden. Lan dönüş bu Brücken. Bu şey değil mi oğlum? Dur, buna geri gideceğim. İsmi okurken tam bakmadım da. Shinsuke Nakamura. Kesinlikle bu arada şey yani bu. Ya, Ilya Dragunov'un hareketi. Layout, guard buster. O da yatacak yani. Güzel. Güzel hareket. Middle rope Spanish fly. Çok tatlı bir animasyon olmuş. Pin kombosu da var bu arada. Haberiniz ola. Tek kısım için şey bu yani. Rest oldu. Ordinary Suplex 4. Bayağıdır yoktu Play of the Day. Bayağıdır yoktu bir yeni Ordinary animasyonu, gelmesi iyi olmuş. Hayda. En anlamsız hareketlerden birisi güreşteki. Pop up back breaker. Çok tatlı. Terbiyesiz adam. Hadi ya, ondan sonra gelip bir tane daha tekme atsaydın. This is war. Bu nasıl powerbomb lan? Ooo, çok ilginç bir powerbomb. Okay. Güzel güzel, hareketlerin türleri güzel. Pump forearm. Ama şu an böyle çok akılda kalıcı diyebileceğim fazla hareket görmedim. Pump and the face buster güzel bu da. You're naked choke. Samoa Joe'ya bir hareket daha çıktı, iyi. İkincisi çıktığı yerden. Muhtemelen Joe'dadır bunlar zaten işte. Kokira Clutch yerine bunu kullanıyordur artık. En azından bunlardan birini. Rebound Bulldog. R'lere geldik bile. Hadi, demek ki combo olacak bayağı. DLC ile yeni harekette eklerler var. The Reckoning. Damien Priest'in olayı. Crossroads'u da umarım çıkarmamışsınızdır oyundan. Çünkü biliyorsunuz kullanılacak yani. Regal Bomb. Rolling Thunder Facebreaker. Onu bir daha göstersen üstad. Ha, herhalde orta ipten geliyor. Okey. Çok anlamadım. Onu da takla atıp Facebreaker yapıyor falan filan. Rose Plant. Selam Dean Ambrose'a. Bu kimin lan Rose Plant? Mandros? Olabilir mi? İlginç bir yer.
Roundhouse Kick 12. Ooo bak bu çok güzel. Tamam ben bunu Karışero'ya ya da Liberty'de %100 veriyorum. Çok sevdiğim bir tür. Kota'yı bu şey yapıyor. Başka Japon. Japon güreşçiler yapıyor bunu. Neyse. Ah. Zavallı. Kesin Cesaro'nun hareketiydi. Aynen. Aynen. Rest in peace kardeşim. Rest in peace. Satellite DDT. Evet. Rey Mysterio'ya selam olsun diyelim. Scissors kick. Scissor kick daha doğrusu sadece. Roundhouse kick gibi ama ilginç bir yine türmüş. Scoop power slam. Güzel. Shining East Wizard. Oo, sonunda güzel bir Shining Wizard animasyonu yani. Konuki güzeldi de. Oo, bu çok güzel. Signature'ım. Galiba bu seneki Signature'ım buldum abi. Tak. Bilemedim. Shining Wizard da olabilir Signature'ım. Silence. Okay, submission'a bağlıyor. Kimin bulacak? Kesin. Şey ya. Indy Hartwell'in kocası. Neydi? Dexter Lumis ha. Single leg Boston Crab. En basit textbook hareketlerden birisidir. Güreşte de neredeyse çok az görüyoruz aslında. Daha çok yapılmalı. Yani herkes yumruk tekme atıyor. Herkes suicide dive yapıyor. Yani satayım. Ben olsam mesela onu yapardım. Single leg Boston Crab yapardım. Çok daha hani hem farklı hem daha güvenli hem daha mantıklı. Her açıdan daha iyi yani. Spinning Powerbomb. Downward Spiral. Bu biraz bana evet. Oturarak yapıyor. Okey bu springboardları çok merak ediyorum zaten. Gayet tatlı olmuş. Swinging Side Effect bu kadarmış ya. Springboard animasyonları yeni. Thrill of the Hunt. Bu da şeydir. Landslide oğlum bu. Tuş edişi farklı sadece. Daha erotik. Aha. Haydi o zaman Xavier Woods'un finisher'ında koymuşlardır bunu yapabiliyorsa. Tower of London. Kimin de bu? Yoksa sürpriz bize Nigel McGuinness'i mi koyacaksınız oyuna? Trap. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 1983'ten beri aynı animasyon vardı. Şimdi yenilemişler ve güzeldi anasını satayım. Sonunda ya. Sonunda abi. Vallahi yeter ya. Çok iyi oldu bu. UFO. Cesaro'nun aynen. İndilerde sürekli yaptığı WWE'de bir resimde Seth Rollins'e yaptı işte. İyi oyunda olmasını beni sevindirdi. Wicked Stepsister. Haydi. Verdi direkt onu verdi Daniel Bryan'a. Bunu da verdi Daniel Bryan'a. Bu kesinlikle bir kadının hareketi herhalde. Kesinlikle herhalde olmuyor da. Wild Thing. İlginç bir hareketmiş. Wing Clipper, Angel Garza. Severim. Pin Combos da var bu arada. Wing Clipper 2. 2 tane Angel Garza hareketi vermişler. Helal. Bu da Submission'mış. Merak ediyorum. Tamam, Wing Clipper gövdeye çalışıyor yoksa diyecektim. En son mu bu Elbow Drop? En sonlardan bir tanesi. 450 Elbow Drop. Yulibertas'a mı versek bana? Uff. Libertas büyük ihtimalle yine High Flyer olacağı için. Olabilir de Elbow Drop da bence uymaz. Bakarız. Ve ilkine geri döndük. Şimdi kombolar gelecek. Onları merak ediyorum. Bir dakika bu da varmış. Bunların farkı ne? Göstermiştim bunları. Okey. Bottom Moonsault. Arabian Press. Direkt şeyi koyabiliriz. Damien Priest. Ne bu kadar mı tantlar? 3 tane yeni tant vardı abi. Dalga mı geçiyorsun? Hiç koymasaydınız. Allah Allah. Sinirlendim. D-Matteis. Bilmem ne. Sacred ulan. Unuttum şeyini. Walter'ın tantı var. İyi bari. Doğru adamlara koymuşsun. Walter'ın 2 tane yeni tantı var yani. Bu da ters edge mi? Ne bu? Overhand chop. Lazım bu oyuna bir DLC paketiyle yeni hareketler lazım. Bunlar ne abi? Bunları bir durdurup bakıyorum müsaadenizle. Bunlar ne çünkü?
Herkeste dediğim gibi aynı 30 tane combo var. Bunları öğreniyorsunuz ama her kombonun zamanlaması farklı ve yaptığı hareketler farklı. Light Attack Combo Chain Combo Enders diye iki şey Combo Chain ve Combo Enders diye iki tane inçe gelmiş. High Flyer, High Flyer, High Flyer diyor. High Flyer 3. Bir tanesi 4 kere X, 3 kere X, A, 3 kere X, B. 2X, A, A, 2X, A, B, 2X, B, 2X, X, A, A, A diye gidiyor. Hayda, hareketleri yapmak için bunu aga sağ sol yukarı aşağı yapıyorduk. Şimdi X, X, X hatırlamamız lazım. Bu hiç olmamış be. Vallahi hiç olmamış. Ben neyse oynamadan sövmeyeyim de pek. Beni biraz tırstırdı yani. Angela Dawkins'in kombosu. Üçlü. Apollo Crews. Bakalım bunlar ilginç gerçekten. Düzgün sattan hareketi. Apollo Crews'un 3 tane strike kombosu var. Asuka! Bacakçı çıktı Asuka. 4 tane. Okay. Bu da ikisinin karışımı. Backfist. Booker T, Booker T. Ben bu combo olayına pek sıcak bakmıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Evet bunu 500. kez gösteriyorsun. Aha ıskaladı lan. Bir de ıskalarsa kombolar daha ayrı bir sıkıntı. Bu combo güzeldi yalnız. Strowman. Strowman ne zaman Mongolian Chop yaptı hayatında? Affedersin de 2K. Brawler 1. Adam yok etti anasını satayım. Brawler 3. Aynı satma. Cedric Alexander. Gerçekten bunlar bu konuda çok ılığım, ılımlıyım. Ne sıcağım ne soğuğum. Bir oynamam gerekiyor ama sanki beğenmeyeceğim gibi bu combo muhabbetini ve seneye ya azaltacaklar ya kaldıracaklar gibi geldi bana. Ama belli olmaz. Takaora Kai. Okay. Ya bu arada yeni strike animasyonları da var yani kesinlikle. Hepsi yeni diyemeyeceğim ama var. Arada görüyorum. En son hareket eskiydi ama diğerleri yeni gibi duruyordu. Good luck. Eddie Guerrero. Savaşçı. Eric. Eric diye yazmışlar sadece o kadar. Eric 3. O kadar insan var. Finn Balor. Finn Balor. Okay. Benim bir tane mi kombosu var yani şimdi bunu mu anlamalıyım? Goldberg 2. Happy Corbin. Okay. Çok tepki verecek bir şey yok burada harbiden hepsi çünkü aynı. Combo Ender'ları merak ediyorum o yüzden şu an nasıl. High Flyer. Ne oğlum High Flyer Brawler gibi takılıyor resmen. Uy. En sevdiğim hareket o. Yürü be Humberto Carrillo'nun ilk kombosunu alalım asla vuramayalım adama. Çalışmayan combo yapmışlar maşallah helal olsun. Yo Shirai. Shirai daha doğrusu. Okay, yumurtak mı zaten çok fazla çeşit koyamazsın yani. Ay var. Ne varsa ay var da var. Yani arkadaşlar burayı geçiyorum gerçekten çünkü hiçbir şey görmüyoruz. Yani cidden hiçbir yenilik yok. John Cena ne zaman tekme attı hayatında öyle tekme. Shin kick yaptı yani. Belki bir kere falan yapmıştır John Cena da. Hiç sanmıyorum yani. Yaptıysa bile 900 maç yaptıysa hani bir maçında yapmıştır ya da bilemedin iki. Kushida. Okay, bu böyle mi yani bu? Powerhouse'un birine bakalım, ikisine bakalım ya da. Hiç Powerhouse takmıyor abi. Herkes aynı Shinkiki tekmeleri falan atıyor. Hayatında belki de asla
striking yapmayan adam bile bu oyunda combo yapmak zorunda. O da benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani Big Show olsaydı bu oyunda o da böyle yapacaktı. Yani bir sürü yumruk tekme atacaktı. Strowman var. Strowman da gördüğünüz gibi combo yapıyor yani. Metroid'la mesela bu combo muhabbeti dolayısıyla çok iyi uyar. Strowman'a gelecek olursak ne alaka? Bunun orta noktasını yıllar önce aslında bulmuşlardı Türkiye'yi. Bilmiyorum sizin haberiniz var mı ama neyse. Bakalım dediğim gibi. Bunlar sadece benim yaptığım yorumlar uzaktan. Kesin olarak fikrimi beyan etmiyorum. Şu an etmem imkansız. Oynayana kadar az da kaldı aslında. İşte haftaya arkadaşlar. Hatta cuma çıkmış olacak. Tam versiyonunu izlemek istiyorsanız buyurun. Bu kardeşin kanalına gidin. Ha ki combo ender'lar işte en son hareketi yapıyorsun. Adam oluyor böyle ya yere düşüyor ya geri gidiyor falan. Yani groggy bir duruma geliyor ki başka bir hareket yapabilirsin. Bu yani. Diğerlerinden daha uzun süre kendinden geçiyor. Bunların hepsi de yeni animasyonlar. O yüzden bir daha düzgünce izleyelim. Yani bunların hepsi yeni. Fakat Forum Smash zaten aklımda. Knee Lift'i bak hiç görmedik. O yeni. Knee Lift 2 de güzel. Kenny'lik hareketler bunlar. Knee Spear. Left Back Elbow. Bunları niye hiç görmedik kimse de o zaman? Allah Allah. Madem böyle güzel animasyonlar koymuşsunuz. Yedirseydiniz yani. Entegre etseydiniz yani. Question Mark Kick varmış mesela. Verin Method'la. Right front kick. Baya this is Sparta dedi yani. Sicilian slap left. Sicilian slap right. Bir iki güzel hareket var. Gerçekten böyle vay dedikten görmedim daha önce. Hoşmuş güzel bir detaymış dedikten hareketler var. Ama bakalım. Yani benim kararım şu. Kesinlikle bunun bir move pack'e ihtiyacı var DNC olarak. Yani biraz yetersiz kalmış gibi geldi bana. Geçen senelere göre de çok daha az hatta. Bu şeyde özellikle taunt'lar abi. 2 tane taunt koymuşsunuz. Ya utanın biraz. Yani 35 tane falan yeni güreşçi var. 2 tane taunt'ları var. Neyse. Bu oyun bir başka birçok yönden görünüşe göre ilk kalan 5'e benziyor. Yani demeye çalıştığım şey şu. 2-3 sene sonra işte asıl o beklediğimiz oyun gelecek. Bu onun zemini üstüne yavaş yavaş evi inşa etmeye başlıyorlar bu seneyle birlikte. Yine de şunu da söylüyorum her zaman. İkka 20'ye göre daha güzel olacak ve bizi bence eğlenceli bir sene bekliyor. Yani İkka 20'den sonra da hak ediyoruz. 2 yıldır bekliyoruz. Dolayısıyla hasretin bu oyuna sona ermesi bence hoş olacak. Dediğim gibi dünyamız değişmeyecek ama eğleneceğiz. Haftaya cuma günü en geç artık ben de içerik üretmeye başlayacağım. Showcase, My Rise, Universe, GM Mode, Online Mode falan birçok moduna gireceğim. My Faction haricinde hepsine bir el atarım arkadaşlar. My Faction'a girmek istemiyorum. Asla da gireceğimi düşünmüyorum. Onu da söyledikten sonra bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.